Merhaba, ben RIMEX Paşa Kuşadası'ndan gayrimenkul danışmanı Şardan Yamaç. Bugün size triplex güzel bir villadan bahsedeceğim. Kendi bahçeniz olsun istiyorsanız ve site içerisinde konumlu olsun istiyorsanız buraya bir bakmalısınız. Şimdi ev size ne kadar uygun, zevklerinizi, beklentileriniz ne kadar karşılayacak? Dilerseniz evimizi bir gezelim. Ardından tekrar videoyla beraber size sunuma devam edeyim. Takip edin, buyurun evimize gidelim. Soğucak'ta yer alan Bilgikent sitesinde ikiz nizam yapılmış bir ev. Bahçesi gördüğünüz gibi. Şimdi evimizin içerisine girelim. Ev sahibimiz içeride olacak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerdan Bey, sefa getirdiniz. Sağ olun Levent Bey. Hoş müsaitsiniz. Geldiniz. Tabii müsaitiz. Buyurun. Tamam. Hoş şimdi YouTube kanalım aracılığıyla yüzlerce binlerce kişiyi evinizi tanıtacağız. Evet. Eve adım attık. Ardından üst katlara da devam edeceğiz. Hı-hı. Sonra size bazı sorularım olacak. Uygundur. Kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutfağınızın büyüklüğü bu kadar. Tezgah uzunluğu da böyle L şeklinde. Evet. Tamam. Zemin katta açık mutfak salon. Sağ tarafta bir duş, tuvalet imkanına sahip. Esintisi harika olan çok keyifli bir verandası var. Videoda bu esinti hissetmeyebilirsiniz ama yaprakların kımıldadığını lütfen görün. Ve deniz manzarası da bugün biraz nemli olmasından dolayı çok belirgin değil belki ama açık havada karşıdaki Samos Adası'nı çok net görebildiklerini söylüyorlar. Ben de daha evvel geldiğimde bunu görmüştüm. Şimdi evimizin yan tarafında da bahçemizin payını görelim. Levent Bey, bu yerdeki seramik malzeme, evet, orijinalde yapıldığı gibi değil, sonradan yapıldı değil daha mi? Sonradan yaptırdık biz 50-50 seramik. 50-50 seramik. Yaklaşık 1 sene, 1,5 sene civarında yaptırdık. Gayet keyifli, rahat, kullanımlı bir seramik. Tamam. Burada bir dolap var. Ayakkabımız var. Okey. Tamamdır. Üst katlar uygun mu? Buradan dış merdivenle üst katlara çıkıyoruz. Gayet uygun. Buranın en büyük özelliği dışarıdan bağımsız olarak da kullanma imkanının olmasıdır. Örneğin anne baba içeride normalde akşam yaşar iken çocuklar akşam rahatsız etmeden rahatlıkla odalarına gidebilirler. Burada ayrıca banyo olduğu için kimse kimseyi rahatsız etmeden kullanabilme imkanı var. Bu odada bir misafir yatak odası var. Evet. Tekrar balkona çıkılıyor. Buradan da denizi görebiliyoruz. Aynen. Hemen hemen tüm pencerelerden denizi görme imkanı var. Burada küçük bir misafir odası var. Küçük misafir odamız. Burada bir ebeveyn yatak odası var. Tamamıyla deniz manzarasına ait. Hı hı. İsterseniz deniz manzarasını balkona çıkarak bakalım. Oradan bakalım. Aynen, buyurun. Balkon da bayağı ideal büyüklükte. Buranın en büyük özelliği son derece güzel esintisinin olması. Özellikle yazın en sıcak anlarında biz burada böyle tabiri caizse feril feril otururuz. Oh. Burada bir kiraz ağacımız var. Napolyon kiraz. Napolyon kiraz ağacı. Evet, bu da ekstra bonus. Devamı. Bu katta bir, iki, üç tane yatak odası gördük. Evin en büyük özelliği odaları geniş ve tüm odalar balkonlara çıkıyor. Tüm odalar balkonlara çıkıyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Teras kat. Burası da gene bağımsız olarak kullanılabiliyor. Arıza edilmesi durumunda bazı binalarda yaptılar. Buraya ekstra bir banyo, tuvalet koyarak münferit hale getirebiliyorsunuz. Hı hı.
Evin üçüncü katındayız. Burada çok güzel bir çatı. Çatı katı odası. Evet, çocuk odası olarak idealdir burası da. Burası 12-15 metrekare var galiba. 15 metrekare. Evet. İşte küçük ve alçak bir çatı katı değil yani. Gayet ferah. Burada parti dahi verebileceğiniz geniş bir balkonumuz var, terasımız var. Gördüğünüz gibi bir lavabo var burada. Evet. Arzu edilmesi durumunda bir tuvalette yaratmak mümkün. Yapan komşular var. Var tamamıyla burayı, bu katı kapatanlar da var. Şimdi Kuşadası'nı bilmeyenler için biraz tarif ederim. Şimdi Kuşadası göründüğü üzere burası kuzey ne oluyor? Batı, güneybatı oluyor muhtemelen. Şimdi şu Uydukent. Evet. Kuşadası devamında yaklaşık 8 kilometre. Tam bizim karşı cephemizde kalıyor. Aynen. Uydukent'in hemen altından çevre yolumuz geliyor. Şu ağaçların yoğun olduğu nokta Davutlar ayrımı. Davutlar'a devam ediyor. Burası Söke yolu. Söke yoluna girdiğiniz andan itibaren 500 metre sonra Bilgikent ayrımını görüyorsunuz. Bilgikent'te havuzun başına geldiğiniz zaman da bizim evi bulmak mümkün. Burası havuzlu bir site. Havuzlu site. Yaklaşık olarak 325 metrekarelik bir havuzumuz var. Bölgenin en büyük havuzu ve çok keyiflidir. 325 metrekare ciddi bir ölçü. Evet, çok ciddi bir havuz. Evet. Onun dışında yukarıda bir teras mahallimiz var. Bu teras mahallinde bir voleybol sahamız, bir kafemiz. Onun yanı sıra işte orada oyun mahalleri var. Dolayısıyla birçok açıdan burada bir ailenin keyifli olarak yaşaması mümkün. Bir de hemen şuradan gösterebilirim. Bir marketimiz var. Market ve idari binanın üzerinde gene bir oyun bölümümüz var. Akşamda. Market dediğiniz yer şurada Algida. Şurada görüyorsunuz. Şurada bir Algida şemsiyesinin olduğu yer markettir. Onun yanı bir idari binadır. Üst katta da olduğu gibi bir oyun sahamız var. Akşamları insanlar orada toplanabiliyor. Tamam. Yani elzem malzemeleri marketten temin edebiliriz. Kesinlikle. Okey. Sol tarafımızdaki arka taraftaki Sıra Dağlar, Dilek Yarımadası, Milli Park Ormanları. Güzel Çamlı. Üst tarafta soğuyacak. Üst tarafta şu ağaçların var, arka tarafı hemen Soğucan Mahallesi'nin olduğu yer, köy merkezinin olduğu yer. Bizim sitemizde Soğucak Mahallesi. Soğucak Mahallesi'ne bağlı bir Bilgikent sitesi. Evet. Okey, en yakın alışveriş merkezi, ben buradan çıplak gözümle görüyorum ama videoda ne kadar belli olur bilmiyorum. Şöyle söyleyebilirim, Kuşadası AVM var, yaklaşık olarak 2 kilometre yok, 1,5 kilometre civarında. Bunun karşısında zaten bir şey istikamette. Kuşadası Davutlar ayrımına döndüğünüz andan itibaren orada Şok ve Migros var. O da yaklaşık 1000 metre, 1200 metre mesafede. Tamam. Okey. Şimdi hadi gelin. Biz buyurun, terasa buyurun, inelim, geçelim. Alt terasa. Orada güzel güzel sohbetimize devam edelim. Bir yandan siz de evin dışından iniyoruz. Çevresine bir daha bakın lütfen izleyenler. Levent Bey'in de ev sahibimizin de dediği gibi burada evin dışarıdan çıkılıyor olması misafiriniz için, kalabalık bir aile olmanız durumunda çocuklarınız ya da büyükleriniz için ideal bir ulaşım sağlıyor. Özellikle yazın kimse kimseyi rahatsız etmeden kendi odasına, kendi banyosuna ulaşabiliyor. Bu arada görmeniz açısından. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada güneş şu anda bu tarafta. Evet. Diğer tarafta muhteşem bir gölge ve serinlik var. Öğleden sonra tam tersi oluyor. Öğleden sonra tam tersi oluyor. Evet. Buradaki terası da öğleden sonra kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Akşama kadar keyifli. Bahçenizde de yetiştirdiğiniz bazı ürünler var. Bunlar neler? Biraz vallahi bahçe seven müşterilerimiz dikkat edecektir. Aslında şu sol tarafı tamamıyla yiyecek üzerine, patlıcan, biber, domates, kabak, onların üzerine şey yapıyoruz. Artık mevsimin sonu gelmek üzere. Evet. Burayı sını çiçeklik olarak yapıyorum. Şimdi buraya çim gelecek ve üst bahçede aynı şekilde devreye girmek üzere olan fıskiyemiz var. Bunlar bir süre içerisinde, 10-15 gün içerisinde hazır hale gelecek. Oraya biraz vakit ayırmam gerekiyor.
Bu tarafta kullanılmayan bir ev var. Uzun yıllardır burası kullanılmıyor, satılmıyor. Dolayısıyla onun bahçesinde böyle göze hoş gelsin diye su kabakları, domatesler vesaire böyle en azından evet. Şey yaptık. Bu da insanı mutlu ediyor yeşillik. Tabii kesinlikle ki. İnsanın bahçesinde böyle domates, salatalık, patlıcan yetiştirmesi. Hele ki böyle bir dönemde. Evet. Çok güzel. Pandemi dönemi için en ideal ev diyebilirim size. Evet, bahçeli evler tercih ediyor. Buyurun. Okey. Evet efendim, şimdi burada tekrar. Burada bir şey var. Buyurun. Küçük bir depo, koltuk alt depo yaptık. Bunun da boyasını yapıyorum şimdi zaten. Raflarını oluşturduk mu? Siz mi uğraşıyorsunuz bu tamiratlarla? Tabii. Kesinlikle en büyük sevgim. Harika. Peki. Evet, burası sabahları keyif yeridir. Bizim kahvaltıyı yaptıktan sonra çayları içtiğimiz yerdir. Evet. Ve gerçekten şu andaki serinliği bu videoyu izleyenlerin hissetmesini dilerdim. Çünkü evet. Gerçekten burası tabiri caizse firifir esiyor. Evet, zaten ağacın yaprakları da kımıldıyor, onu biraz evet, belki evet. Görebilecekler. Yani bu, şu anda da Kuşadası'nın bu bölgenin en sıcak zamanları. Onu da değerlendirmek evet. Lazım. Bugün 4 Eylül galiba. Bugün sanırım 4 Eylül. Evet. 4 Eylül. Evet. Burada çok tatlı bir semaveriniz var. Semaver, evet. Böyle biraz adetli misafirimiz geldiği anda onu devreye alıyoruz. Çünkü şurada mangal yakıyoruz. Evet. En büyük keyif de yazlıkta bu oluyor zaten. Yaz aylarının yaklaşık 6 ayını burada geçiriyoruz. Birkaç sorumuz olacak. Tabii, buyurun. Levent Bey, kaç yıldır mülk sizin? Valla bu mülk yaklaşık bu site 26 senedir çalışıyor. Biz de 26 senedir buradayız. Oo, evet. İlk sahibisiniz. İlk sahibiyiz. Mesleğim nedeniyle ilk o yıllarda havuzu da ben yapmıştım. Buranın direkt olarak kooperatif başkanının ricası üzerine. Yıllardır da burada biz yazlarımızı geçiriyoruz. Yaklaşık eskiden çalıştığımız dönemlerde bir ay, iki ay anca gelebiliyorduk. Şimdi 6 ay buradayız. Çok güzel. Serdan Bey. Peki toplamda 4 oda gezdik. 4 zemin bir katta. 4 artı 1. Evet. Açık mutfak burası. Salonu gezdik. 4 artı 1. Bir triplex ev. Doğrudur. İkiz nizam yapılmış. Şu anda bulunduğumuz terastaki 50-50 seramikleri 1-1,5 sene önce yaptırdım dediniz. Hı hı. Ön ve arka her ön tarafta eğimlerine kadar başında durarak yaptırdım. Yani yaklaşık 24 yıldır mülk sizin ama ara ara bakımlarını siz yaparak, başında ustaların durarak her sene ilgileniyorsunuz. Yapıyoruz. Birkaç senede bir en ufak içeride bir nem olması durumunda onlarla ilgileniyoruz. Dolayısıyla burada tabii binalar sizinle birlikte yaşıyor ve yaşlanıyor. Ona ilgi gösterirseniz genç kalıyor. Evet, doğru. Metrekaremiz ne kadardı? Metrekare brüt olarak şöyle söyleyebilirim, 165 metrekare. Bunun içerisinde ne var? Teras kattaki çok geniş terasımız ve balkonumuz, üst katta, ikinci kattaki teraslarımız, buradaki teraslarımız komple bu brüt metrekarenin içerisinde. Net metrekare kullanım 105 metrekare. Hı hı. Dolayısıyla zemin kat, birinci kat ve en üst kat teras çatıdaki alanlarımızdır bunlar. Hı hı. Peki. Neredeyse bir çeyrek asır burada bu evin sahibiydiniz. Evet. Şimdi evet. Bir değişiklik. Burayı hani inşallah keyifle kullanacak yeni bir ev sahibiyle tanışacağız. Bir tapu devri yapacağız. Nedeniniz ne? Merak edenler için sorayım ben. Ya Şerdan Bey, bu zor bir soru aslında. Daha doğrusu cevabı biraz zor. Çünkü böyle bir yerden ayrılmak ben ve eşim için yıllardır bu bir karar meselesiydi. Şimdi bir iki olanaktan dolayı farklı bir takım olanakları birleştirerek farklı bir yatırıma girmek istiyoruz. Direkt olarak topraktan kendimize ait yaz ve kış oturabileceğimiz, hı hı, ve İzmir'e yakın
bir tercihimiz olacak. Dolayısıyla hı hı. şu anda lokasyonu söylemeyeyim, gereği yok ama orada biz kendi hayallerimizi yerine getireceğiz. Yaz, kış yaşayabileceğimiz. Bunun gerçek sebebi bu. Burasını satmayabilmek bizim için çok önemliydi ve biz bunu yıllardır yapmadık. Hı hı. Ama bugünkü ekonomik koşullarda bir şeyleri birleştirerek ancak istediğiniz bir şeylere kavuşuyorsunuz. Doğru. Peki. Sitemizle alakalı olarak birkaç soru soracağım. Toplamda kaç hanemiz var? Toplam 141 hane. Bunlardan 138 hanede oturulmakta. Bir hanede bekçi evi, bir hane market ve diğeri de idari bina. Üç tanesi kullanımdadır. Sitenin ortak malıdır bu üç tane hane ve 138 kişiye bölümlendirilmiştir. Hı-hı. Bir kişi bunu alacaksa diğer hisseler de ona devredilir komple. Hı-hı. Böyle bir özelliği var burasının. Aidatınız ne civarda sitede? Aidatımız aylık 100 lira ya da senelik 1200 liradır. İki hı-hı. senedir bu böyle. Bu rahat sene rahat yeterli oluyor. Bu büyük havuz bu sene açılmadı. Pandemiden açılmadı, dolayı Kuşadası'ndan birçok havuz evet, açılmadı zaten. Evet. Geçen sene açık mıydı? Geçen sene açıktı. Ondan aha. önceki seneler hep açıktı. Hiç kapanmadı bu havuz. Bu sene bir tercihte bulunduk. Dolayısıyla bizim bu tercihte bulunmamız bize bir miktar ekonomiye mal oldu. Daha ekonomik hale geldi. Bunu da buradan elde ettiğimiz finansmanı da sitemizin bekçisinin yaşı biraz artık emekli yaşına yaklaştığı için evet. Oradan elde ettiğimiz finansmanı ona bir şey olarak emekli ikramiyesi ödememiz gereken parayı hı-hı. bonus olarak bankaya yatırıyoruz. Hı, çok güzel. Sitenin herhangi bir problemi var mı? Yani gördüğüm kadarıyla işleyen bir site. Çeyrek asırdır var olan bir site. İşte sitenin görevlisinin bile tazminatını işte emekli olacağı vakit alacağı meblağı da düşünmüş bir site. Aklımıza gelmeyen uzaktaki kişilere aktaracağımız herhangi bir olumsuz bir şey var mı siteyle alakalı? Olumsuz çok keyifli bir şey. Yazın burası yaklaşık 100 hane kullanılmakta hı hı. aktif olarak. Evet. Kışın ise sürekli oturan 25 hane var. Yani yaz kış oturan kışında kalan var ya. Yani. Çok tabii. güzel. Dolayısıyla yani öyle bir bariz herhangi bir sebep yok. Buradaki sıkıntı yaratabilecek herhangi bir neden. Son zamanlarda Levent Bey bir uzaktaki şehirlerden de bir telefon alıyoruz, mesaj alıyoruz. İşte biz iklimi daha güzel olan Ege'de yaşamayı hayal ediyoruz. Anadolu'dan gelmek istiyoruz diye talep var. Hı hı. Dolayısıyla burası yaz kış oturulan bir site ise burası da onlar için bir alternatif olabilir. Aracı olmayanlar için ulaşım nasıl sağlanır? Yakından nereden dolmuş geçer buraya? Tabii ki eğer ki Söke dolmuşuna Kuşadası'na binerseniz sitenin önünden geçer. Hı hı. Davutlar ayrımından itibaren 500 metre sonra Bilgikent tabelasını görürsünüz. İçeriye yaklaşık 120 metre yürüdüğünüz zaman direkt olarak bu eve ulaşmak mümkün. Yani dolmuş hattı buraya sadece 120 metre uzaklıkta. Evet, o kadar yakın. Aynen öyle. Tamam. Aynen harika. Öyle. Zaten arabası olan müşteriler için de evin kolay. Önüne kadar villanızın triplex yazdığınız ya da kışlığınızın kapısının önüne kadar arabayı getirip park etmeniz mümkün. Kesinlikle. Dolmuşta sadece 120 metre yakınlıkta. Terastan biraz bahsetmiştik. Kuşadası'ndaki alışveriş merkezi yaklaşık 2 kilometre mesafedeydi. İçerisinde sinema var, açık hava amfiteyatrosu var, 5M Migros'u var, El Sivayık, De Facto, Köfteci Yusuf ve benzeri restoran ve tekstil üzerine mağazalar yer alıyor. Bunu da Kuşadası'nı tanımayan adaylarımız için biraz bilgi vermiş oldum. Şu anda biraz denize doğru da kameramı çevireyim. Yani evin zemin katından dahi denizi görebileceğiniz bu kadrosu biraz daha almaya çalışacağım. 6-7 dakika içerisinde manzaraya sahip. Evet, araçla da 6-7 dakika sonra denize yüzmek amaçlı gideceğiniz sahiller yakın 6-7 dakikalık araba mesafesinde. Evet, Kuşadası'ndan Soğucak'taydık. Bilgikent sitesindeydik. Bilgikent sitesinde deniz manzaralı, terası harika, keyifli. Hem alt hem orta hem de üst katından da denizi görebildiğiniz, şu anda da gezdiğimizde bakımlı bulduğumuz bir triplex evden size seslendik. Ev sahibimiz Levent Bey'e teşekkür ediyorum bana röportajıma katkıda bulunduğu için.
Sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Evle ilgili teknik ya da fiyat ya da herhangi bir lokasyon özelliği konusunda. Cep telefonum 0533 950 74 74. Ben Şardan Yamaç, Kuşadası'ndan selamlar, sevgiler, hoşçakalın.